Hanımlar beyler çok değerli Afyon Post izleyicileri, Akarçay'ın yanındayız. Afyon Karahisar'daki liseler arası kano yarışması için buradayız. Kano yarışmasında dereceye giren ilk 4 kişi Adana'daki Türkiye çapında düzenlenecek olan liseler arası kano yarışmasına katılacak ve bu dörtlü Afyon Karahisar'ı temsil edecek. Arkadaşlar kimse bırakmıyor. Çok değerli Afyon Post izleyicileri, yanımızda Su Sporları Merkezi Tesis Amiri Barış Yağız var. Liseler arası kano yarışması gerçekleşiyor burada. Yarışmaya dair sizden bilgiler alalım. Evet, 1990'dan sonra işte kano Türkiye'de bildiğiniz üzere hızlanmaya başladı. Biz de Afyon olarak inşallah bu işe başladık. Şu anda spor lisesi öğrencileri dahil olmak üzere liseler arası yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmada başarı sağlayan arkadaşlarımızı nasip olursa inşallah Adana'ya bizi Afyon'u temsil etmek üzere göndereceğiz. İller arası, liseler arası olacak. İller arası Türkiye genelinde, yani bu kano yarışması olan illerde tüm katılımlar Adana'da yarışma inşallah yapılacak. Biz burada başarı sağlayan arkadaşlara ödül töreni yaparaktan Adana'ya yarışlara göndereceğiz. Can hocamızla birkaç gün önce bir konuşmuştuk. Kendisi kano sporunun Afyonkarahisar'da yeni olduğunu, fakat sporcuların çok hırslı olduğunu, hatta bir yarı finalde geldiğini söyledi. Bir sporcu kardeşimiz yarı finale kadar çıkmış. Evet. Şimdi dediğim gibi biz çok yeniyiz bu konuda. Yaklaşık bir aylık çalışmayla biz Muğla Köyceğiz'e yarışmalara katıldık. Bu katılımda sağ olsun arkadaşımız iyi bir başarı sağlayarak yarı finale geldi. İnşallah Adana'da da daha iyi bir final bekliyoruz. Afyonkarahisar'da spor şehri olmaya adım adım devam ediyor. Sayın Valide bu konuda sürekli çalışıyor. Yine aynı şekilde belediye başkanımız da. Siz de onların bir örneğisiniz, bu çalışmaların bir örneğisiniz gördüğümüz kadarıyla. Evet, dediğiniz gibi Sayın Valim, belediye başkanım, spor il müdürümüz Feyzullah Bey olmak üzere. Sporu zaten seviyorlar, koşturuyorlar. Onun haricinde su sporunu geliştireceğiz inşallah büyüklerimizin desteğiyle. Hanımlar beyler çok değerli Afyon Post izleyicileri, yanımızda vali yardımcımız Nurullah Kaya var. Kanocu sporcularla ilgili, kano sporcularıyla ilgili düşüncelerinizi alacağım. Güzel bir organizasyon vardı bugün. Ödüllerini de takdim ettiniz, madalyalarını siz taktınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Afyon Karahisar artık yeni bir sporu öğrenmeye başlıyor, tanımaya başlıyor. Bu konuda da gençlerimizin heyecanı bizi mutlu ediyor. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun Afyonkarahisar'a en güzel hediyelerinden birisi olan şehrin göbeğinde, merkezinde, cazibe merkezi içerisinde Türkiye'de tek olan kano merkezimiz öncelikle ilimize, gençlerimize, sporcularımıza hayırlı olsun. Burası ümidimiz, temennimiz valimizin Gökmen Bey'in de üzerine basa basa sürekli kontrol ettiği, takip ettiği ve bize emirlerini verdiği konu bir madalya fabrikası olması. Buradan Afyonkarahisar'ımızın gençlerinin en güzel şekilde yetiştirilip ulusal ve uluslararası müsabakalara hazır bir sporcu haline gelmesini biz temenni ediyoruz. Bu konuda gerek spor lisesi başta olmak üzere öğretmenlerimize, hocalarımıza, velilerimize ben teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren bu heyecanı bu şehre yaşatıyorlar. Geçenlerde de tanıma amaçlı, rekabeti görme amaçlı da Köyceğiz'deki turnuvaya gittik. Biz orada çocuklara heyecanını yensin isterken bir anda derece yapan çocuklarımız oldu. Ben gençlerimize kutluyorum. Mayıs ayı içerisinde de yine Adana'da yapılacak olan turnuvaya da en iyi şekilde öğrencilerimizi göndereceğiz. Bu konuda bugün burada olma sebebimiz de okul sporları kapsamında bir yarışma tertip edildi. Bu yarışmanın neticesinde de ödülleri Gençlik Spor İl Müdürümüzle beraber gençlerimize takdim ettik ve heyecanlarını, sevinçlerini paylaştık. Ben emeği geçen tüm paydaşlarımıza, Afyonkarahisar Belediye'mize, Afyonkarahisar Valiliğimize, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Sporu seven bir valiyemiz olarak da böylesine Afyonkarahisar'ın her bir köşesinde farklı spor dallarının yaşatılması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu tesisler bize aynı zamanda Afyonkarahisar açısından da yeni organizasyonlar da getiriyor. Mayıs ayında da yine ülkemiz çapında da değerli bir organizasyonda inşallah Afyonkarahisar'ımıza getirmiş olacak. Onu da birkaç gün içerisinde de takdimini, reklamını ve tanıtımını yaparız inşallah. Sayın Valimizin söylediği gibi o zaman Afyonkarahisar bir spor şehri olmaya adım adım ilerliyor. Şimdi biz valilik, belediye ve ilimizin tüm dinamikleri
proje üretirken birbirini tamamlayıcı projelerle biz sahada hareket ediyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in liderliğinde de birçok zorlukları da aştık. Gizemli şehir Afyonkarahisar deyip işte bir Frig Vadisi, bir Kocatepe, bir Sultandağ ilçesindeki çalışmalarımız vardı. Bir de spor şehri Afyonkarahisar vardı. Onda da şu anda 17 ilçesiyle, merkeziyle tüm şehrimizi spor donatılarıyla donatmış bulunmaktayız. Birçok yerde ihalelerimizi yaptık, birçok yerde inşaatımız devam ediyor, birçok yerde iş ve işlemlerimiz tamamlandı. Buradaki gibi tesislerimizi hizmete aldık. Bu konuda spor şehri Afyonkarahisar iddiamızda taçlandırıcı, ödüllendirici birçok organizasyona da bundan sonra daha sık bir şekilde ev sahipliği yapacağız. Bir de biliyorsunuz bu sene 100. yıl. Evet. Yani marka şehir Afyonkarahisar'ın birçok marka değerinden birisi de Büyük Taarruz. Büyük Taarruz'un 100. yılı. Bunlarla da inşallah bu tesislerimizi daha da güzel bir şekilde tam zamanında kullanıma açmış olacağız. O müjdeyi de vermek isterim. Bizler sizlere teşekkür edelim. Sporcularımıza da başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ ilme git.